Merhaba sevgili boğalar. 15-22 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta dolunay haftasındayız. Hafta ortasında 17 Aralık'ta İkizler burcunda dolunay meydana gelecek. Hafta başında 15 Aralık'ta sabah saatlerinde Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve Dolunay'ın etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız. Ee, ay büyüyen fazla oluyor sabah saatlerinde. E, ay İkizler Burcu'nda e, özellikle sizin ikinci ev konularınız hareketlenmeye başlayacak. E, maddi konular, parayla ilgili konular kazançlarınız, çalışarak iş yerinden gelen kazançlarınız, maaş, prim gibi konular, bunun yanı sıra harcamalar, alışverişler biraz daha bu hafta içerisinde gündemde olabilir sevgili boğalar. 16 Aralık'ta da ay İkizler Burcu'ndaki ilerlemesini sürdürecek ve 17 Aralık öğleye doğru 11-29'da 25 derece İkizler Burcu'nda Dolunay pozisyonuna gelecek. Dolunaylar bazı sonuçlanmalar meydana getirirler. Özellikle yeni ayda başlayan iş ve girişimlerin sonuçlarını alabildiğimiz zamanlardır dolunaylar. E, bunun yanı sıra 6 ay önce e, İkizler Burcu yeni ayında da yapılmış bazı girişimlerin sonuçlarını yine İkizler Dolunay'ında alabiliriz, görebiliriz sevgili boğalar. Sizin için bu Dolunay maddi konulara dikkat çekiyor. Çalışmalarınızda bazı gelişmeler olabilir, gelirlerinizde bazı artışlar olabilir. Yeni iş girişimlerinizden sonuç alabilirsiniz. Bunun yanı sıra alacak verecek, ödeme gibi konular biraz gündemde olabilir. İstediğiniz bir alışverişi yapabilirsiniz, bir seyahat için para harcayabilirsiniz veya eğitimle ilgili konular ikizler olduğu için özellikle eğitim, seyahatler iletişimle ilgili konuların biraz öne çıktığını gösteriyor. Telefon alımı gibi, bir iletişim cihazının alımı gibi bir şekilde alışveriş yapacağınız ve para harcamanız da gerektirecek bazı konular gündemde olabilir. Genel değerleriniz, sahip olduğunuz değerler, maddi varlıklarınızla da alakalı bazı gelir imkanları elde edebilirsiniz. Bu Dolunay dolunayla birlikte. Dolunayın doğu olduğu gün Uranüs'ün ileri harekete başladığını görüyoruz. yine 17 Aralık'ta bir süredir retro harekette olan Uranüs Koç burcunda ileri harekete dönecek ve 22 Temmuz'a kadar Uranüs ileri hareketli olacak. 18 Aralık'ta ay yengeç burcuna geçiş yapacak hafta ortasından itibaren sizin için de biraz daha yine iletişimle ilgili konular, yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınızla ilgili konular biraz öne çıkabilir. Seyahatler gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili konular, yayıncılık, medya ile ilgili kavramlar biraz daha yoğunlaşabilir hafta ortasında. 18 Aralık akşam saatlerinde e, Yengeç Burcu'ndaki ay Mars, Uranüs ve Plüton'la biraz sert etkileşimde olacak. Yakın çevre ilişkilerinize dikkat etmenizi öneriyoruz. E, seyahatlerde, ulaşımda özellikle bazı tersliklerle karşılaşabilirsiniz. E, temkinli olunuz. E, otomobiliniz ve iletişim cihazlarınızı da kontrol ettirmeyi unutmayınız sevgili boğalar. 19 Aralık haftanın güzel bir günü. Ay, Jüpiter ve Satürn'e olumlu açılar içerisinde olacak. Siz de kendinizi daha olumlu, huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. İş ve girişimler içinde oldukça destekleyici bir gün. 20 Aralık'ta Ay Aslan Burcu'na geçecek. 20 Aralık ve hafta sonu Ay Aslan Burcu'nda eviniz, ailenizle ilgili konulara biraz daha dikkat çekiyor. Bu hafta 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapacak sevgili boğalar. 21 Ocak'a kadar Güneş Oğlak Burcunda olacak. Sizin için de dışı ile ilgili konular, uzaklar, seyahatler, yüksek öğrenim, eğitim, medya, yayıncılık veya hukukla ilgili konular, uzak akrabalarla ilgili kavramlar, bu bir ay içerisinde biraz daha yoğun olabilir hayatınızda. 21 Ocak, 21 Aralık yine önemli bir gün. Sizin gezegeniniz Venüs retro harekete başlayacak. Bir süredir Oğlak Burcundaki seyrini sürdürüyor. 21 Aralık'ta retrosu başlayacak ve 31 Ocak'a kadar Venüs retroda olacak. Bu süreç içerisinde sizin özellikle dikkat etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Gezegeninizin retro harekette olması en başta enerjinizi biraz düşürebilir. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 9. evinizde ilerlediği için şu sıralarda eğitimle ilgili konular, seyahatlerle ilgili konular, akrabalar, uzak akrabalar ee, hukukla, medya, yayıncılıkla ilgili konularda bazı geri dönüşler olabilir. Veya süreçte olan işlerde bazı gecikmeler olabilir. Ee, i̇lişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, Venüs'ün retro olduğu süreçte daha önceden gittiğimiz bazı yerlere seyahatler yapabiliriz. Veya uzun süredir görmediğimiz eski arkadaşlarla eski tanıdıklarla da görüşme imkanımız olabilir. Ee, daha önceden başladığımız, yarın bıraktığımız bir eğitime Tekrar başlama ya da tamamlama imkanı da bulabiliriz. Venüs Retrosunu olumlu bir şekilde değerlendirmemiz mümkün sevgili boğalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Ee, günlük yorumlarımızı da detaylı olarak izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.